Otoseyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda Peugeot 308 1.2 PureTech motorlu versiyonun allure donanımını inceleyeceğiz. İyi seyirler. Meriç kompakt sınıfta iddialı rekabet hiç hız kesmeden devam ediyor yeni gelen modellerle beraber. Uzun zamandır Fransız cephesinde bir geri kalma söz konusuydu. Özellikle Avrupalı rakiplerin, Alman rakiplerin çok iddialı donanımlarla, evet, iddialı aksesuarlarla arabaları donatmaya başlamaları, Fransızların nispeten eski altyapı kullanan, biraz daha sürüş kabiliyetinden ziyade lüks özelliklerle ön plana çıkmaya çalışan modellerini geri plana etmişti. Peugeot bu duruma dur demek üzere Citroën, Peugeot grubu MMP2 platformuna geçtiler. Bunun ilk numunelerinden bir tanesi de Peugeot 308 olarak karşımızdaydı. Evet, bir de C4 Picasso'larda da bu platform kullanılıyor. Yeni modellerin hepsinde kullanılacak önden çekişli arabalarda. Can, dediğin gibi platform konusu önemli. Emre abiyle daha önceki fuar videolarında olsun, periyodik gündem değerlendirmelerinde olsun, onun da çok yakındığı bir konuydu. Tabii. Peugeot çok eski bir platform kullanıyordu. 2007 yılında çıkan 308 isimli modelde de, yani 308'in ilk jenerasyonu diyebiliriz, onda da eski platformu kullanıyordu. Şimdi yenisine geçildi. Tabii 99 yılında çıkan Peugeot arabayı global anlamda bir atılım yaptı. İşte MEP2 platformunda iddia edildiğine göre 106 tane yeni patent alınan uygulamalar var. Önceki nesle göre 140 kilogram hafiflediği söyleniyor arabanın. Bu hafifliği de gerçekten sürüş esnasında hissediyorsunuz. 1.2 PureTech motorun dinamik bir sürüş karakteristiği olması bunu hissettiriyor size her şekilde. Fakat bize gelen numunede yine süspansiyon geometrisi eski modele yakındı. Arkada torsiyon çubuğu, önde McPherson, ki bağımsız süspansiyon opsiyonu olmasına rağmen Türkiye'ye getirilmemiş. Arabanın sürüşünde ciddi bir sertlik olmasına rağmen yalıtımının çok iyi olmasından dolayı konforlu hissettiriyor. Evet. Bize gelen test aracının jantları yanılmıyorsam 18 inçti. 18 inç sport paketle geldiği için. 1.6 litrelik benzin motoruyla beraber, hani zorlanmadan gücünü yola dökebilen bir araba. 1.2, 1.6 dedim. Doğru söylüyorsun. O kadar güçlü hissettiriyor ki benim de kafam karışır oldu. 1.2 ve 3 silindirli. Güzel de bir sesi, güzel bir tınısı var. Tabii. V6 gibi hissettiriyordu şey itibariyle, yapısı itibariyle. Zaten ateşleme zamanlarında ona uygun olduğu için. 208'de ortaya çıkan devir göstergesi de, saat yönünün tersine hareket eden devir tablosu da hoş bir detay. Öyle söylüyorsun. 208'e yine benzeyen küçük çaplı direksiyon simidi var. Evet. Direksiyon simidinden ben açıkçası birazcık hani kuşkulu yaklaşıyordum. Ben oldukça memnun kaldım. Yani ilk başta oturduğumda böyle Logitech G27'nin direksiyonuna oturmuşum gibi hissettim. Evet, işte ben de tam olarak onu hissetmek istemiyordum. Arabanın tekerlekle olan bağlantısını size çok iyi hissettirmiyor. Fakat yönlendirme kabiliyeti çok net ve hafif olduğu için arabayı hassasiyetle idare edebiliyorsunuz. Tabii zaten. Yani mekanik hissi yok. Mekanik hissi az ama sanki forklift direksiyonuymuş. Bir hidrolik... Tabii şu şekilde avucunuzun içiyle küçük hareketlerle. Hidrolik cihaz kullanıyormuşçasına neredeyse bir tını veriyor size. Bu hoş bir şey. İç mekanda yapılan değişiklikler direksiyondan başka şey var canım. Peugeot klima kontrollerini tamamen iptal edip herhangi bir tuşa ya da dokunmatik panele yer vermeden direkt bilgi eğlence sisteminin içine eklemiş. Onu da soldaki düğmelerden en yukarıdan seçtiğinizde hemen oraya ulaşıyorsunuz. Bu son yılların üç kağıdı. Dokunmatik ekran çünkü tek tek düğme işçiliğinden, montaj işçiliğinden daha ucuza geliyor. Sade gözüksün diye bir amaçları var. Tabii. Öyle sade de gözüküyor ama ne bileyim, göz teması kurmadan düğmeyi bulabiliyorsunuz. Fakat dokunmatik ekranda nereye basacağınızı kestirmek illa bakmanızı gerektiriyor. Ama dokunmatik ekrandaki, yani dokunulacak yüzeyleri epeyce büyük yapmışlar yani. Şu büyüklükte bir fan artı tuşu olduğunu söyleyebilirim size. Nasıl büyük, bir ölçüt oldu bilmiyorum da. İyi bir büyüklük hakikaten ama benim esas canımı sıkan mevzu Meriç. Aydınlatma gerektiği için çok karanlık ortamda geceliğin araba kullanırken yanında bildirim geldiği zaman lap diye yanan ekran dikkat dağıtıcı şekilde insanın gözüne parlıyor. Bu hoş bir şey değil. Hani küçük pürüzler, bunlar ilerleyen jenerasyonlarda zaten mükemmelleşecektir. Şöyle de bir güzelliği daha var. Dokunmatik ekran teknolojisi yeni giriyor. Evet, şöyle de bir güzelliği var. Baz donanım bile alsanız aracı, navigasyon ve diğer Bluetooth gibi özellikler olmasa bile o 9.1 inç büyüklüğündeki ekrana kavuşuyorsunuz. Güzel bir şey. Bizim aracımızda bu ekranın istifade ettiği işte geri görüş kamerası vardı. Navigasyon vardı. Jukebox denilen içindeki hard diskte müziklerimizi saklayabildiğimiz opsiyon vardı. Yine bir sürü oyuncak. Aynen. Gövde işçiliği gayet güzel. Kaporta dışarıdan çok şık gözüküyor. Evet. Aydınlatma grupları bilhassa dikkat çekici. Fakat bakıldığı zaman görüş açıları sıkıntılı. Geri görüş kamerası o bakımdan önemli bir detay. Arkada aynı Golf'teki gibi kalın bir C sütunu var.
Tabii. Hatta önceki jenerasyon Seat Leon'daki gibi diyelim biz. Yani evet. Arkada yine yani Seat gemi Leon'un, lumbozu Seat gibi. Leon'unki gibi kıvrımlı bir cam yok aslında. Arkada düz bir C-sütunu var. Ama bayağı kalın blok halinde. İşte yine göremiyorsun arkaya sonuç itibariyle. Evet. Arka çapraz görüş çok zayıf. Koltukların yan destekleri çok şişkin gözüküyor. Koltuklar bayağı görsellik ön planda tutularak tasarlanmış. Fakat oturduğun zaman onların yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Kilolu insanlar da evet, korkmadan binebilirler ama hani yan destek sağlama konusunda birazcık zayıf kalıyor. Koltuğun o bakımdan hani bekleneni görsel intibanın karşılığını veremediğini söyleyebilirim. 140 kilo hafifletmek için arabayı koltuktan da bir malzeme çalmış olmaları gerekiyor yani. Ya işte malzeme ona, çalma demeyelim de tabii, hafifletim yapmaları gerekiyor. Tabii işte stratejik açıdan onları çok iyi düşünüp tartmak lazım. Bazı şeyleri yani daha küçük yapmak, daha basit yapmak aslında daha iyi olmayabiliyor. Hafifletme çalışması adına olsa da iyi. Evet, iç mekan işçiliğinde başka değinmemiz gereken konsolun göğüs kısmında, üst kısmında yumuşak kauçuk tarzı malzeme kullanılmış. Arka koltuklardaki diz mesafesinden, baş mesafesinden ben çok memnun kalmadım. Sığdım ama ferah değil. Oturma yani, alanı itibariyle. Ben memnundum açıkçası. Çünkü burulma çubuğunun faydası. Bagaj hacminde görüyoruz. Bagaj hacminde görüyoruz. 470 litre bir bagaj var. Yani olması gerekenden 100 litre daha yüksek. Yükleme eşiğinden de altını hesaba kattığımızda. Tabii. Bu şekilde bir bagaj. Arka kısımda bir dikkat çeken detay daha Can. 110 voltluk normal evlerde kullandığımız prizden mevcut. Buzdolabı ile işiniz varsa eğer onu da orada halledebilirsiniz. Güzel. Meriç. Araba oyuncaklı, aksesuarlı, kokpit işçiliği de gayet güzel. Kullanılan malzemeler de hoş. Gelelim sürüşe, ne diyorsun? Ha, sürüşünde açıkçası Peugeot hani platformu değiştirmiş, yenilemiş. Yalıtım hissi çok güzel. Artık süspansiyondan langır lungur sesler gelmiyor. Yoldaki evet, bozuklukları çok olgunca alıyor. Evet. Motor şanzıman ikilisi. Şanzıman da gezegen dişili. Gayet güzel çalışıyor. Aysin üretimi. Hı-hı. Gayet güzel çalışıyor. Vites geçişleri hızlı. Bocalamıyor. Yani performans odaklı bir sistem değil ama sizi motorun sesiyle bilhassa gaza getirebilen, yüksek devirlerde evet, tırmanma isteğiyle ki alt devirlerde dahi çok yüksek tork verebiliyor Peugeot. Değişken geometrili turbo kullanma konusunda yıllardır sektör lideri olma yolunda. Hani kafa kafaya gidiyorlar 2-3 evet, firma at başı. Fransızlar zaten başı i̇şte, çekiyorlar. Başı çeken Fransız da Peugeot zaten. Diğer firmalar da satabildiği bir teknoloji. O yüzden hani onun faydasını ciddi şekilde görüyoruz ama arabanın geri kalanında bu kadar güzel şeyler bir araya gelince bir yerden taviz vermek gerekmiş. Araba viraj dönerken özellikle gövde yalıtımını kontrol etmek için çok gövde yatmasını kontrol etmek için çok ciddi çaba sarf ediyor. Viraj çubuğu üzerinde döndüğünüzü hissediyorsunuz. Ön tarafta direksiyonu limitlerde döndüğünüzü yani tabii, hissediyorsunuz. Yani araba limite yaklaştığı zaman viraj çubuğu güdümünde döndüğünü hissediyorsunuz. Yani biraz daha zorladığınız zaman arkayı kopartacağını sinyallerini veriyor araba. Tabii. Kaba kalıyor. Virajda çukurla, virajda geometri değişmesiyle karşılaşmak istemezsiniz ama yolların güzel olduğu, asfaltın kaliteli olduğu yerlerde hele ki rahvan gidiyorsanız sürüş konforu çok iyi. Yani hiç ummadığım kadar güzel. O ses bakımdan yalıtımı, ses yalıtımıyla beraber yani tekerleklerde 18 inç yoldaki gidişi, lastik bulutusu almaması gayet güzel. Ses yalıtımı da gayet başarılı. Rüzgar yalıtımı da gayet başarılı. Evet, trafikte de çevik son hissettiriyor Can. Yani bir araba. Küçük hacimli turbolu bir motor olmasına rağmen gaz tepkisi gayet yerinde ve evet, Aisin şanzımanın vites geçişleri de çok çabuk olabiliyor evet, kickdown'da. Evet. İki vitesi birden tabii bunu yaparken değiştirebiliyorsunuz. Bunu yaparken devir ibresinin ters oynadığından bahsettin. Yakıt ibresinin de oynadığını görebiliyor muyuz? Vallahi Can bu motor hem performanslı hem de tutumlu bir motor. Şöyle ki ben otoyolda sabit süratle en düşük yakıt tüketimi denememde 5 litreyi elde edebildim. Çok genel güzel. Test İstanbul trafiğindeki karışık ortalamamızda 7.5'tu. Çok güzel. Bundan yukarı değerleri de çok fazla görmedik açıkçası. Güzel. Aracın bir performans değeri de hızlanmasında 9 saniye olduğunu söyleyeyim. 0'dan 100 km durağınlarda. Çok fazla patinaj çekmeden kalkabiliyor. İşte evet, kocaman lastikleriyle beraber bu da önemli bir avantaj. 1150 kilo 1200 kilogram arasında bir ağırlığa sahip. 1.2 PureTech motorlu 308. Yani işte agresif hareketler yapsanız dahi direksiyon kırıkken o yalıtılmış his size verdiği net yönlendirmeli ama hissiz direksiyon güç aktarımının kabalıklarından da sizi izole ediyor. Yani, son derece olgun, Avrupalı, güçlü sürücü hissi evet, sunuyor arabası. Avrupalı tüketici biraz daha performanslı bir 308 istiyorsa onların tabii şey seçenekleri var, GT. Tabii yani bu olay sadece performansa ibaret değil mi? İşte dediğim gibi bizde yol zaafı olduğundan dolayı süspansiyonun yolu okuyabilme kabiliyeti önemli. Hayati tabii, önem taşıyabiliyor yeri geldiğinde. Yani bu arabada süspansiyon sisteminin geometrik zaafı gayet güzel kotarılmış, tolere edilmiş diyebilirim. Fakat yine de aşırı yük
konumundayken, hı-hı, istihbaratına yaklaşmışken maceraya girmemekte, motorun gazına gelip de virajlara hızlı girmeye çalışmamakta fayda var. Bilhassa bu konu zaten otosiyerin en dikkat ettiği konulardan birisi. Siz yani, de bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Araba kendini saklayacak kadar çünkü güzel yapılmış, kaliteli bir üretim. Bir de bu yani arka süspansiyonun burulma çubuklu olmasına değiniyoruz. Sınıfındaki rakiplerinde de durum çok da farklı değil. Yani Golf'te de küçük hacimli motorlarda bu belli şekilde. Leon'da da böyle, işte Megane'da da eskiden böyle. Eskiden böyle değildi. Bazı modeller değil. Şimdi insanlar bagaja önem verdikleri için yol koşulları da gittikçe iyileşmeye başladı. Bir de kompakt otomobiller bizde olduğu gibi genellikle şey kullanılmıyor. Ağır 4 kişili, 5 kişinin seyahat ettiği şekilde kullanılmıyor Avrupa'da. Tabii. Nispeten tek başına 2 kişi kullanan insanlar tercih küçük ediyor. Küçük çekirdek aileler. Ha, çekirdeğin de çekirdeği. Kırıyor. Bir çocuklu. Öyle öyle. Biraz daha büyüyünce MPV sınıfına geçiyorlar öyle, Avrupa'da. Dolayısıyla, ya da dev sınıfı stationlara, sedanlara geçiyorlar. Üreticiler yani basit süspansiyon koymakta beis görmüyorlar. Nürburgring rekortmeni bunların GTI versiyonları var. Renault Megane olsun, Honda Civic olsun. Araba motor takılmış, teneke arka kısmında burulma çubuğu da olsa, farklı süspansiyon da olsa, süspansiyon esnemiyor ki zaten, arkaya yük binmiyor. Tabii. Yani 1000 kilo arabanın 600 kilosu önde, 400 kilodan daha azı arkada. O şekilde yolda giderken zaten çok ciddi ağırlık değişimlerine maruz kalmıyor. Fakat araba yüklediğin zaman durum tam tersine döner. Yani kompakt otomobillerde özellikle tek hacimli benzeri yapıdan dolayı ağırlık dağılımı arka kısma yakınlaşır. O yüzden arka kısmın yanal yüklere dirayeti önemli. Torsiyon çubuğunda da bunun zaafı gözlemlenir. Yani bu arabada dediğim gibi hani olduğundan daha iyi gözüken bir araba olmuş. Buna aldanmamak lazım. Meriç, fiyat segmenti ne aramda? Can, fiyat bizim test ettiğimiz Allure donanımı, yani en yüksek donanım seviyesi 72 bin liradan başlıyor. Hı hı. 2400 lira... Bu motorla değil mi? Bu motor bu şanzıman. 1.2 PureTech 130 beygir. 1.2 PureTech'in bir de turbo beslemesiz olanı da var. Hı. O da mesela 82 beygir. Onun fiyat başlangıç seviyesi 52 bin lira. 20 bin liralık bir fark var arada. Evet. Ama bu dediğim gibi en dolu ve en performanslı Peugeot 308 şu anda ülkemiz pazarında satılan. 1.6 HDI var. Onda fiyatı çok daha fazla yukarı çıkıyor. Bir de yakın zamanda tanıtılan yeni 1.6 HDI motora gelen 6 ileri tam otomatik şanzıman var. O ben da bu arabanın 308 için bayağı beklenen bir doğru söylüyorsun. Özellikti. O da geldi yakında. Ben bu arabanın burnunun hafifliğini sevdim. Direksiyon yönlendirme kabiliyetini, ön tarafın yolda gezinme şeklini sevdim. O yüzden daha ağır bir motorla kombin etmek istemeyebilirsiniz. Bu arabayı test etmeden dizel modele yönelmemekte fayda var. Çünkü yakıt tüketiminde cep yakmıyor. Aynen öyle. Dikkatli kullanıldığında gerçekten dizel motor seviyesinde kalabilir. Bir tek kusuru vardı. Ondan hani arabaya özel mi dedik ama sonra başka modellerde de olduğuna dair duyumlar aldık. O yüzden bunu da söylemekte beis görmüyorum. Hani yol boyunca dedim ya, yandan suratınıza patlayan şey ışığı, uyarı ışığı gelen ekran gibi işte gösterge tablosu, gösterge tablosunda gerekiyor. Servis yazısı bir türlü sönmüyordu. Sürekli arabanın bir tamire gidesi, bir bakım, bir ilgi istiyor sizden. Niye onu? Onu Peugeot'a söyledik yani, test sırasında görünmesini istemiyorduk o servis yazısının, ama yani ben araştırdım internette, yabancı forumlara da baktım. O ışık ya 308 modelinde ya Peugeot'larda, PSA Türkiye'de grubunda kullanıcılar da şikayet çok fazla yanıyor yani, nasıl desem. Bakım zamanı gelmeden de bilgisayar bir şekilde gelmiş gibi. Biraz şımarık bir araba dediğim gibi. Aynen. Sürekli ilginin üzerinde olmasını istiyor. Bu gibi küçük kusurlar hani sadece şey yapar, mide bulandırır. Yani siz görüntülerde görüp de takılırsanız diye değinmiş olalım. Aynen öyle. Arabada bir sorun, bir kusur yoktu. Frenleri gayet emin değilim. İşleyişte hiçbir problem. Aynen öyle. İşleyişte hiçbir problem olmadığını bir kere de altını çizelim. Çizelim, evet. Güzel bir araba olmuş. Umarım daha yeni donanımlarla birazcık daha vergi sistemi optimize edilir de daha fiyat skalası yukarı çıkmadan bağımsız süspansiyondur, daha güzel donanımlardır. İşte içeride gerçek spor koltuklardır falan görebilirim. Evet. Güzel bir platform. İnşallah yeni modelleri dizel versiyonunda inşallah inceleriz, kıyaslarız. Peki. Yakıt tüketimi farkı, yol tutuşu. Şimdilik bizden bu kadar. Aklınıza gelen soruları, tavsiyelerinizi bekliyoruz yorum faslına. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.